Şimdi dünkü bakterilerimiz büyümüş. Normalde büyümez bunlar ama büyümüşler. Size fotoğrafını ekleyeceğim şuraya. Çünkü böyle sadece göze görünüyor. Bunların içinde bakteri kolonilerimiz var. Bunlar burada şöyle dursun. Birçok koloni var içinde ama ben ikişer tane seçeceğim. İkişer tanesini seçip birazcık büyümeye bırakacağız. 37 derecede. Sonra gelip bir bakacağız içinde bizim plazmitimiz mi var, doğru mu, yanlış mı diye. Çünkü yani nasıl yanlış olabilir? Olabiliyor. Antibiyotiğe resistant bir şey olabilir mi içinde? Olabiliyor. Veyahut da tam girmemiş oluyor. Vektör, parçalı girmiş olabilir. Bu gibi şeyler için birazcık önce azıcık bir büyütüp bizi test ediyoruz. Ondan sonra çok büyük miktarlarda üreteceğiz plazmitimizi. Şimdi bunların içine kolonileri atacağım. Şununla. Bunu da stok alacağım ama onu daha sonra yapacağım. İçindeki büyütleri atacağım. Bu da özel bir bant. Bir sebebin. Yani normal bant değil. Bu bakteri plaklarını kapamak için yapılmış sadece. Güzel bir şey. Bakteri plaklarını stoklayacaksan, saklayacaksan o zaman kullanıyoruz. Şimdi ateşi yakıp başlayacağız. Ateşimi açıyorum. Bakteri kullanacağın zaman illa ateş açıyorsun. Ama bir daha hiç kullanmayacaksan mesela en sonunda o zaman açmasan da olabiliyor. Şimdi şunlara birazcık medium koyayım. Bu hala soğuk. Birazcık ısınsın diye koymuştuk ama soğuk hala. Tamam. Şöyle boşaltıveriyorum. Çünkü önemli değil ne kadar koydun. Göz kararı bir şey koydum yine. Sentrifüj edeceğim zaman eşit koymam lazım. O zaman zaten eşit çekerim içinden. Önemli olan üstünde yeterince boşluğun bulunması ki. Bunların kapaklarını kapalı koyacağım çünkü. Yeterince havaları olsun içinde diye. Medium tabii ki ampisilin var içinde. Daha önceden içine ampisilin konmuş olan medium. Şurada yazıyor. Şimdi buradan koloni atacağız. Bunların içine. Şu farklı olanı şöyle ayırayım. Şu ikisi aynı. Kapakları biraz gevşeteyim. Tekrar kontrol ediyorum. Aynısı. Buna geldim. Şimdi bunun şu kısmında yani üst kısmında bakteriler var. Onu pek yüzüme doğru çevirmeyeceğim ama ateşe de çok yaklaştırmayın yani ne gerek var yani bakterileriniz ölmesin o kadar. Şu boncukları bir atacağım sadece önce. Onları tekrar kullanıyoruz bu arada. Otokulavlanıyorlar çünkü. Şimdi bunu alıyorum. Görmeyeceksiniz de ben size bir özet geçeceğim. Ekran kaydıyla orada anlatacağım ne yaptım ama şunu yapıyorum. Orada bir tane opak bu koloniyi gözüme kestiriyorum. Şöyle şişko bir tanesini. Onun üstüne pipetle şöyle dokunuyorum sadece. Yani çok bir şey yapmıyorum aslında. Sadece dokundurmam yetiyor. Çünkü bakteri böyle bir şey. Sonra bunu çöpe atar gibi bunun içine atıyorum. Aynısını aynı piletten bir tane daha. Yayarken zaten boncuk kullandık. Onun için çok güzel yayıldı. Bir araya gelmiş kolonileri almamamız gerekiyor. Burada tekli koloni seçiyoruz. O da aklınızda olsun. Tekli koloni seçmezsen, çoklu seçersen, birinde plazmit vardır, birinde yoksa, içinde plazmit olmayanın büyüme avantajı olduğu için, neden büyüme avantajı var? Çünkü 10.000 bazlık bir plazmit koymuşsun hayvanın içine, tabii ki de yavaş bölünüyor öyle olunca. O yüzden de diğeri hızlı bölünür, domine eder kültürümüzü. O yüzden içinde bakteri var mı yok mu emin olmaya çalışıyoruz. Bakteri demişim, plazmitimiz var mı? Yani bu tık tık yapmıyor, onu yapmayız. Ellerim öyle alışmış.
ihtiyacım kalmadı. Şunları sarıp bunlar şeye gidecek. A4'teki o muhteşem kutumuzun içine gidecekler. Bunlar 37'ye gidecek. Buna ne zaman geri dönüyoruz? Ne zaman ihtiyacımız oluyor? Hani bu seçtiğim kolonilerin hiçbirinden istediğim gibi düzgün plazmit çıkmazsa o zaman bu plate'e geri döneceğiz. Yoksa dönmemize gerek kalmıyor. Şimdi önce şunları kaldıralım. Bunlar bir ısınmasına başlasın. Çok tatlıdır. Küçücük bir kutu yani şöyle işte şu kadarcık. Ve içinden 100 tane mini prep yapacak kadar şey çıkıyor. Şimdi biz kutunun dibine geldik. 4 tane kalmış sadece. Esas şey olanlar belirleyen bu. Kaç tane yapacağını. 4 tane filtre kalmış sadece. Şu önemli değil. Çünkü bunu normal bir şeyde koyabiliyorsun efendim. Şunlar da fazladan konuyor. Onun için bitmiyor. Şimdi bu washbowl mesela bayağı var içinde. Bayağı fazla koyuyorlar yani. Küçük görünüyor kutular ama. Bu etanol eklenmiş olması gerekiyordu. Eklendi. Hızlı washbowl yine. Sonra bu 7x slices. Diyor ki çökelme yaptıysa bakın da diyor. 37'ye koyun diyor. Bizim çökelmemiş gibi görünüyor. Güzel. Bu da illusion buffer'ı. Şimdi şöyle dursun. 4 tane şeyi var. Bir tane daha var. Malzemesi. O da şurada yazıyor işte. Artı 4'e koyun diye. Onu artı 4'ten getireceğiz. Çünkü o soğuk. Boş yerlere su basit. Bu da protokolümüz. Protokolde yaptıkça görürüz şimdi. İşte. Zaten ufak değişiklikler yapmak zorunda kalıyorum. Onları da göstermiş olurum. Bu kadar. Bakterileri aldık. Şöyle birazcık büyümüşlerdi ama söylemek, itiraf etmek gerekirse biz 6 saat beklemeden aldık. Çünkü neden? Acelemiz var. Onun için şimdi şunlara önce birazcık bir kısmını aktaracağım stop olsun diye. Sonra kalanından mini prep çıkarınca bir daha transformation gerekmesin diye buradaki stoklara geri dönebileceğiz. Bunun için şöyle bir glisterol solüsyonumuz var. %30'lu. Bu -80'e girince ölmemesini sağlıyor. Şimdi her birine 200 glisterol koyuyorum. Glisterol daha yoğun olursa %30'dan o da olur ama şey alması çok zor oluyor içinden dışarıda. Şimdi de bunlardan yine 200 koyacağım içine. Thank you.
şeyleri kontrol ediyoruz. Şöyle algar yaparak koyuyorum. Tipi değiştiriyorum, bakteriler arasında fark oluşuyor diye. Label'ı hep kontrol ediyorum. Geçebilirsiniz yani, engel olmayalım. Biz aşağıya mı? Şimdi bunlara numara vermeyi unutmuş olduğum için şunları şey yaparak koydum. İşte değişik şekilde koydum. En son bunu koydum ben. Hocam dikkat etmedi. Dur o zaman burada işaretleyeceğiz. Tamam, sorun değil. Şimdi buna bir diyorum. Şunu. Videodan izleyelim mi? Evet. Az önce kendi videomuzu tekrar izleyerek hangisini önce koyacağımıza karar verdik. Baştan çünkü isimlerini yazmışım ama bir ve ikisini yazmamışım. Şimdi bunları artık steril davranmayacağız. Çünkü bunlar mimikrere giriyor. İki taneden birer tanesini seçeceğim. Çünkü neden? Çünkü mimikrebimiz çok azalmış. Daha koyu yoğun olanını alıyorum. Şunu. Ve gene ikiyi alıyorum. Bundan da yine daha koyu olan şunu alıyorum. Şimdi dediğim gibi steril kullanmama gerek kalmadı artık. Şuraya koyayım. Önce bir tane şeye aktarıyorum. Pandora tüpe, ikisini de birer taneye. Ve şey diyor, 600 mikrolitresini koyun diyor. Ama opsiyon olarak da sunmuş. Yani daha fazla da çevirip indirebilirsin. Hatta üst üste de çevirebilirsin demiş. Şimdi ben zaten az süre büyütmüş olduğumuz için şey yapacağım. Hemen hemen hepsini çevireceğim. Hediyenin. Benim için şu an sadece bu iki isim yeterli. Birbirinden ayırt etmem lazım çünkü. Hediyeni açıyorum. Şunu yükseltim. Şöyle dibimde çok az bırakacağım. Yine dediğim gibi şu belki kullanacak olurum diye. Bu bakteriyi temas etmişleri ayrı atıyoruz. Bunlara çamaşır suyu dökülecek. Ama mesela şunları o çöpe atamazsınız. Çünkü onların içinde kimyasal tuzlar falan var. Çamaşır suyuyla karıştırılmaz böyle şeyler. O yüzden iki ayrı çöpümüz olacak. Şimdi bunları ben bir çöktüreceğim. Hem bir pelleti göreyim. Ne kadar. Gidelim. Bunu da çekimi devam